Merhaba arkadaşlar. Manyetik akı ve manyetik vektör potansiyeli ile alakalı ilk örnek soru çözümümüz. Manyetik vektör potansiyeli verilmiş. Eksi rho kare bölü 4 az Weber bölü metre birimi. Ve pi eşittir 90 derece düzlemindeki rho'su birden ikiye değişen z'si de yani rho dediğimiz aslında silindirin yarıçapı birden ikiye değişen yüksekliği de sıfırdan 5'e değişen yüzeydeki manyetik akıyı soruyor. Şimdi bu soruyu iki yöntemle yapabiliriz. Bir, A'yı bildiğimiz için A'nın körünü alıp B'yi bulup akıyı bulmak için de bu yüzeyden geçen manyetik akı toplam manyetik akı çizgilerinin sayısını bulabiliriz. Veya A'yı bildiğimiz için direkt olarak verdiği yüzeydeki bu sefer verdiği yüzeyin çevresindeki dolaşım integralini hesaplayabiliriz. İkisini de yapalım. Örnek olarak bir diyelim. İlk çözüm yolundan başlayalım. Şimdi ilk başta bu silindir koordinat düzlemini bir hatırlayalım. Silindiri ve ikisinin kartezyen düzlemiyle arasındaki ilişkiyi. X, Y, Z'ydi arkadaşlar. Bir şuraya silindiri çizersek. Şekilde çizebilirsem eğer bunun silindirin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Şimdi burası silindirin yarıçapı arkadaşlar. Bu kısım yarıçapı aynı yerde bildiğim gibi. Yani buraya rho diyor. Silindirin yarıçapı. X'ten Y'ye olan açı şu açı. Pi açısı arkadaşlar. Bu da Z'de silindirimizin yüksekliği. Silindir koordinat sistemindeki değişenlerin bu. Bileşenlerin bu. Rho, Phi ve Z. Şimdi boyadığım yerde Phi 0. Phi'den 90 derece bu yönde dönersek hangi yüze geliriz arkadaşlar? Bu taradığım yüze geliriz değil mi? Yani bizde soruda istediği yüz bu taradığım yüz. Ama dikkat ederseniz silindirin yarıçapı birden ikiye değişiyor. Yani sıfırdan başlamıyor yarıçap. Böyle birden ikiye diyor yarıçap için. Yükseklikte sıfırdan beş diyor. O zaman benim şu yüzde benden istediği tam olarak benden istediği yüzü çizersem eğer buradan şu baktığımızı düşünelim. Burası y ekseni. Burası z ekseni. Yani phi eşittir. Phi bölü 2 düzlemindeyim şu an. Silindirin yarıçapı birden ikiyeymiş. Şuraya bir dersem eğer, şuraya iki diyeyim. Yüksekliğim de sıfırdan beşe. Böyle çıkarsam eğer. Burası da beşmiş arkadaşlar. Yani benden bu yüzeydeki toplam akıyı soruyor. Şimdi ilk yöntemimizde akı neye eşit? Manyetik akı. B diye. Biz B'yi bilmiyoruz ama A'yı biliyoruz. A ile B arasındaki ilişkide neydi? B, A'nın körlüğüne eşit arkadaşlar. O zaman ne yaparız? Işleminden B'yi bulabiliriz. Bundan sonra da bir integral alıp akıyı bulabiliriz. B dedik. A'nın körlüğü dedik. Şimdi silindirik koordinat düzleminde körl ifadesini direkt yazıyorum arkadaşlar. A'rı 1 bölü rho del az bölü del fi eksi del a fi bölü del z artı a fi del a rho bölü del z eksi del az bölü del rho artı az 1 bölü rho del rho a rho bölü del rho eksi 1 bölü rho del a rho bölü nasıl rho diye arkadaşlar şurası fi nasıl del a rho bölü del fi oldu. Silindir koordinat düzlem için gördüğü işlemim bu şekilde.
Şimdi dikkat ederseniz benim manyetik vektör potansiyelimin yönü AZ yönünde ve başka bir bileşenim yok. Yani benim sadece AZ yönünde bileşenim var. Şurada bakarsak AF bileşenim olmadığı için şu integral sıfır. İntegral diyorum. Türev sıfır. Burada ARO bileşenim olmadığı için bu da sıfır. Yani ARO'dan kastım mesela genel olarak bir vektörü nasıl yazıyoruz? Atıyorum silindirik koordinat üzerinde ARO. Rho yönündeki bileşenin ARO. Bi yönündeki bileşenin AFI. Z yönündeki bileşenin AZ. Burada gördüğünüz gibi bizim sadece Z yönünde bileşenimiz var. Yani şu ARO sıfır. AFI sıfır bu örnek için. O yüzden ARO ve AFI terimler burada gidiyor arkadaşlar. Bu fiydi, bu da gitti. Bu ARO'ydu zaten, bu da gitti. Şimdi şurada ne kaldı? AZ'nin fiye göre türevi kaldı. Burada gördüğünüz gibi soruda verilen manyetik vektör potansiyelinin fiye bağlı bir değişken yok. Yani bu aslında sabitin türevi olur. Bu da sıfır olur. Bu da gitti. Yani benim elimde kalan sadece şu. O zaman B nedir? Eksi A fi del A Z bölü del rho arkadaşlar. Burası. Yukarıdaki ifademin, yani bunu tekrar şöyle yazarsam, eksi A fi del bölü del rho. A rho'yu yazıyorum buraya. Eksi rho kare bölü 4. Bunun rho'ya göre türevini alacağız. Eksi rho kareden eksi 2 rho gelir. Eksi eksi artı oldu. A fi. 2 rho dedik. 2 ile 4 de rho bölü 2 yaptı. Rho bölü 2. B'yi bulmuş olduk. B'nin birimini de yazalım. Weber bölü metre kareyi. Şimdi integral bizi alıp manyetik akının ne olduğunu bulabiliriz. Şimdi burada önemli olan diyesin ne oldu? Şimdi yüzeyimiz burası değil mi arkadaşlar? Yüzeyimiz bu. Bu yüzeyden içeriye doğru dik örnek vereyim şöyle. Şöyle bu yüzeyden küçük bir parça aldım. Bu aldığım parçanın bu ekseni ne olur arkadaşlar? Yarıçapın artış yönü olduğu için bu aldığım küçük parçanın bu bileşeni dr o. Diğer uzunluğu nedir? Yükseklik dz. Bu seçtiğim parçaya dik birim vektör nedir? Buradan içeriye doğru olacak. Pi'nin artış yönü şu şekilde olduğu için bu sayfa düzleminden içeriye doğru olan yön. Buna o da ne? Afi yönü. Yani şu çizdiğim gibi. Afi yönü. Bu fiilin yönü ikisinden. O zaman ds'i nasıl yazabilirim arkadaşlar? Dik birim vektörüm a fi. Üzerinde al, bu yüzeyin üzerinde aldığım herhangi sonsuz küçüklükte bir parçanın alanı ne? Dro ile dz'nin çarpımı. Yani yarı çapla yüksekliğin çarpımı aslında. Dro, dz dedim. Şimdi b'nin ne olduğunu bulduk şurada. Ds'in ne olduğunu da yazdık. O zaman bu integrali alabiliriz. Yüzey integrali. B'yi yazalım. Afi. Rho bölü 2 nokta çarpım. Afi. Dro dz. Nokta çarpımda aynı şeyler 1 olur. Yani afi nokta çarpım afi 1. Burada integral yazarsam. Rho bölü 2 dro. Ve dz arkadaşlar. Soruda da ne vermişti? Rho'm 1'den 2'ye değişiyordu. Z 0'dan 5'e değişiyordu. Yani o benden istediği yüzeydeki değişimler buydu. O zaman arkadaşlar ne geldi? Şuradan rho kare bölü 4 1'den 2'ye çarpı direkt 5 gelir şuradan. 2 kere 2 4 4 bölü 4 eksi 1 bölü 4 3 bölü 4 gelecek. Çarpı 5 diyeceğiz. 15 bölü 4. Bu da neye eşit? 3,75'e eşit arkadaşlar. 3,75 birimimizde de verdik. Bu ilk yol. İkinci yol nasıl çözebiliriz? İkinci yolda da hiç B'yi bulmayız. Direkt A'nın dolaşımından hesaplayabiliriz. Çünkü
Aslında mantık aynı. BDS demiştik değil mi? Akıya. B de A'nın körlüğüydü. Burada A'nın körlüğünü bu şekilde yerine yazarsın. Bunu anlatım videosunda da göstermiştik. Buradan Stokes teoreminden dolayı A nokta çarpım diğer gelir. Kapalı bir dolaşım integrali gelir. Şimdi bu kapalı çarpım dolaşım integrali nasıl bulacağız? Hemen şeklimize bakıyoruz. Şeklimiz bu. Mesela şu şekilde bu çevrede şu şekilde dolaştığımızı düşünelim arkadaşlar. Dört tane parçam var değil mi? Bu parçaya bir diyeyim. Bu parçaya iki diyeyim. Bu parçaya üç diyeyim. Bu parçaya dört diyeyim. Kapalı çevredeki dolaşımı bulacağız. A'nın ne olduğunu biliyorum. Kapalı integral DL. A'nın ne olduğunu biliyorum. Hepsinde aynı A. Bütün o dört parça için DL'yi yazmam lazım. Yazalım. DL 1 diyeyim. Bu şekilde bakalım. Birinci parçam şurası arkadaşlar. Bu parçada hareket ettiğimde hangi yönde hareket etmiş oluyorum? Yön demeyeyim de hangi bileşende hareket etmiş oluyorum? ARO bileşeninde. Yarıçapım değişiyor yani sürekli. Bu parça üzerinde hareket ettiğimde her zaman farklı bir yarıçapım olacak. O yüzden bu değişime ARO DRO diyorum. Bunu çoğu zaman tekrarladım ama çizgi integralinde hep yönü pozitif alıyoruz. Gerçek yönü integralin sınırlarında belirliyoruz. Çizgi integral için böyle. Ama yüzey integralinde yönü direkt DS'i yazarken belirlemeniz lazım. Şimdi DL1'i yazdık. Birinci parçada Zm ne arkadaşlar? Zm 0. Fi'm ne? Fi'm ne? Pi bölü 2. Fi hepsinde zaten pi bölü 2. Zm 0 ama ilk parçada değil mi? Bu ilk parçada Z 0 noktasındayım. Şimdi ikinci parçayı düşünelim. İkinci parçada ilerlediğim zaman şu şekilde sürekli benim yüksekliğim değişiyor değil mi? O zaman AZ DZ diyeceğim. Değişim Z ekseninde, Z yönünde, Z bileşeninde değişiyor. Burada ROM ne arkadaşlar? 1'di. Pi bölü 2 gene. DL3 yazalım. DL3 de aslında DL1'in aynısı. Yine şurada ilerlediğim zaman şurada yani. Yarıçapım değişiyor. ROM değişiyor yani. Bu sefer ama gördüğünüz gibi Z5 noktasındayım. O zaman buraya derim ki ARO DRO Z5 diyeyim zaten pi bölü 2. DL4'ü de yazalım. DL4'te de yine Z'de değişim var. AZ DZ. Bu sefer Rho 2'deyim arkadaşlar. Pi'm yine pi bölü 2. Yani nokta. Burada da Rho'm 2 gördüğünüz gibi. Bunu bulduk. Şimdi bu integrali hesaplayabiliriz. Akı eşittir. Şimdi A neydi? A'yı da bir yazayım. Soruda verilen. Eksi rho kare bölü 4 AZ değil mi arkadaşlar? Şimdi nokta çarpımı yapıyoruz. AZ ile ARO'yu çarparsak ne olur? Sıfır gelir. Yani DL birli terimdeki integral sıfır gelecek. Direkt bunu silebilirim. Yani. Bununla bir ilgim yok. DL2 AZ nokta çarpımı AZ tamam. Buradan bir sonuç bulmam lazım. DL3 gene AZ nokta çarpı maru. Bu da sıfır gelecek arkadaşlar. O yüzden bunları hiç hesaba katmıyorum. Direkt DL2 ve DL4 için yazıyorum integralimi. Eksi rho kare bölü 4 DZ DL2 için yazıyorum şu an. DL2'de rho'm ne arkadaşlar? 1. Böyle yapalım. Rho eşittir 1. Şimdi dediğim gibi yönü integralin sınırlarında belirleyeceğiz. DL2 için bakıyorum. 2 nerede? Şu noktadan başladım. Yukarı doğru gidiyorum. Yani z eşittir 0'dan başladım. Geldiğim nokta nereye? Z eşittir 5 noktası. 0'dan 5'e. Yönü burada verdik. 0'dan 5'e.
Artı dedim. DL4 için yazıyorum. Yine eksi rho kare bölü 4. DZ. Rho'm ne arkadaşlar bu sefer? 2. Bu sefer yukarıdan aşağı iniyorum. Z eşittir 5'ten başladım, 0'a geldim. Yönü gene burada belirledim. O zaman fi nedir? Rho gördüğünüz gibi integral z'ye bağlı ve rho'm 1. O zaman dz integralinden direkt 5 gelecek. Rho'yu da yerine yazdım. Ne oldu? Eksi 5 bölü 4 oldu arkadaşlar burası. Şu burada rho'yu yerine yazdım gene. Ne geldi? Eksi 1 geldi. 2 kere 2 4. 4'e bölüm 1. Eksi 1 çarpı. Şu integrali alırsam yani şu integrali alırsam 0 5 dz integrali alırsam eksi 5 gelir. Ne oldu orası? Eksi 5 bölü 4 artı 5 oldu. 5 kere 4 25 çıktı. 15 bölü 4 arkadaşlar. 3,75 Weber. Gördüğünüz gibi aynı sonucu bulduk. İki yöntemle de çözebilirsiniz. Bunun ikisini de görmüş olduk. Bu sorumuz bu kadardı. Diğer videoda diğer örnekle görüşmek üzere. İyi çalışmalar.